Baba Torik. Sizlerle Toronto Fenerbahçe maçının yorumuyla birlikte olacağım. Bakıldığınız zaman temsilcimiz Fenerbahçe bugün Hollanda deplasmanında Twente ile karşılaşacak. H grubunun önemli mücadelesi. Bildiğiniz üzere Fenerbahçe H grubunda Şerif Tiraspol, Twente ve Steaua Bükreş ile aynı grupta yer alıyor ve üst tura çıkma mücadelesi veriyor. Fenerbahçe 9 puanda, oynadığı 4 maçta aldığı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle grupta lider durumda. Twente ise 7 puanla hemen Fenerbahçe'nin arkasından 2. sırada geliyor. Fenerbahçe grupta baktığınız zaman rahat bir konumda. Kazanmak zorunda olan, daha çok galibiyete ihtiyacı olan takım Twente bakıldığı zaman. Fenerbahçe bu deplasmana Kazım, Emre Belözoğlu, Bekir, Ali Bilgin ve Önder'den yoksun olarak gitti Hollanda deplasmanına. Bakıldığı zaman son oynanan Beşiktaş maçı, ardından gelen Kasımpaşa maçlarında Fenerbahçe pek olumlu sinyaller vermedi. Özellikle Kasımpaşa maçında 3-1 kaybedilen maçta maç 7'ye 8'e kadar gidebilirdi ki Kasımpaşa'nın çok etkili pozisyonları vardı. Burada tabii bu eksikler içerisinde bakıldığında en önemli eksik olarak Emre Belözoğlu'nu görüyoruz. Emre Belözoğlu gerçekten Fenerbahçe için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bu oynamadığı dönemde Beşiktaş maçının ikinci yarısı ve Kasımpaşa maçında hissettirdi. Emre Belözoğlu'nun olmadığı bir Fenerbahçe'de Alex'in de etkinliği oldukça azalıyor. Çünkü Alex daha çok orta sahaya gelmek zorunda, daha çok top almak zorunda kalıyor ve hücumdaki etkinliğini kaybediyor Fenerbahçe bir anlamda. Rakip Twente'ye baktığınızda oldukça etkili bir takım. Hollanda Ligi'nde 15 maçta aldığı 13 galibiyet ve 2 beraberlikle güçlü PSV ve Ajax'ın önünde liderliğini sürdürüyor namalup. Ki geçtiğimiz senenin şampiyonu AZ Alkmaar ve Feyenoord'unda olduğu bir ligde oldukça önemli bir başarı. Steve McLaren gibi çok önemli bir teknik direktöre sahipler. Twente'ye baktığınızda Brian Ruiz ve Enkufo gibi çok etkili iki tane forvete sahipler. Ki önümüzdeki sezon Twente Enkufo'yu kadrosunda tutmayı başaramayabilir. Özellikle Ajax ve PSV'nin markajı altında olduğu haberlerini alıyoruz Enkufo hakkında. Twente takımında baktığınız zaman etkili bir orta saha, az gol yiyen ve hücumu oldukça etkili bir takım görüntüsü var. Kolay gol buluyorlar. Fenerbahçe kendi sahasında ilk maçta 2-1'lik bir mağlubiyet aldı. İlk maçın 1-0 öne geçmesine rağmen Twente maçın son anlarında bulduğu 2 golle skoru lehine değiştirmeyi başardı. Bu karşılaşmada benim öngörüm Twente'nin bu karşılaşmayı kazanacağı yönünde. Cumartesiden çarşambaya Fenerbahçe'de ben çok fazla şeylerin değişebileceğini zannetmiyorum açıkçası. Twente burada kazanmaya daha yakın olan taraf. Ben Twente kazanır diyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin baktığınızda son maçta kendi sahasında Şerif Tiraspol ile Fenerbahçe son maçta da bu işi bitirebilir. Bu gruptan sonuçta iki takım bir şekilde üst tura çıkacak. Ama ben Twente'nin Fenerbahçe'yi mağlup ederek bu gruptan lider olarak çıkacağını düşünüyorum. Bu maçtaki öngörüm Twente'nin kazanması yönünde. Baba Torik.